Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda gram TL ve gümüş ons analizi yapacağız. Gümüş onsta neler olabilir? Yukarı seviyeler gümüş onsta tekrardan gelebilir mi? Gram gümüşte destek, direnç önemli noktaları sizlerle birlikte bulup yorumlamaya çalışacağız. Gümüş onsla analiz yapmaya başlayalım. Gümüş onsta neler olabilir? Gümüş onsta bu hafta itibariyle 15.03 seviyesinden bir haftalık kapanışımız geldi arkadaşlar. Gümüş onsta bizim için önemli olan 14.84 üzerinde kalıp kalamayacağıdı. Ve bu haftayı da 14.84 üzerinde gümüşte kapattık arkadaşlar. Ons tarafında 14.84'ten kapattık. Gümüş onsta bizler için şimdi takipte kalacağımız en önemli seviye 15.74 seviyesi. 15.74 seviyesini de gümüş onsta yukarı yönlü aşabilirsek arkadaşlar, kırabilirsek gümüş onsta ana hedefimiz seviyesi olacak arkadaşlar. Gümüş onsta benim orta vade hedefim de arkadaşlar, yani bu al sat yapmayan arkadaşlar için hedef 17.40 bölgesi olarak düşünülebilir. Gümüş onsta 17.40'lı seviyeler düşünülebilir. Gümüş onsun her geri çekilmesi bana göre bir alım fırsatıdır. Yatırım tavsiyesi olmaması koşuluyla arkadaşlar. Gümüş onsta bu COVID-19 virüsünün etkilerinin geçmesiyle birlikte arkadaşlar, biliyorsunuz gümüş sanayide çok kullanılan bir madde. O yüzden sanayilerin yavaş yavaş rayına girmesiyle gümüşe talep tekrardan artmaya başlayacaktır. Gümüşteki bu talep artışının da orta vadede ben gümüşe yansıyacağını düşünen analizcilerden biriyim. Orta vadede gümüş onsta geri çekilmelerde alım tarafı, yukarı yönlü hareketlerde de 16.30 orta vadeli hedef olarak düşünülebilir arkadaşlar. Daha orta bazlı hareketin biraz daha üzerinde de arkadaşlar, şu an itibariyle al sat yapmayan arkadaşlar da 17.40'lı seviyeleri gümüş onsta takip edebilirler. Gümüş ons zaman içerisinde kendi değerini bulacaktır. Bu metallerin biliyorsunuz şımarık çocuğu gümüş ons, ne yapacağı da belli olmaz. Bir bakmışsınız bir haftada 16.30'u da bulabilir. Veya bir ay sizi oyalar, bir iki ay oyalayıp ondan sonra tekrardan hız kesmeden yükselişine de devam edebilir. Fakat bizler için 14.84 üzerinde bu hafta kalması gümüş onsun olumlu. 14.84 altına inmedikçe de yukarıda 16.30 hedefimiz gümüş onsta hala önemini korumakta arkadaşlar. Şimdi bir de gümüş gramı inceleyelim. Gümüş gramda neler olabilir? Evet, gümüş gram grafiğimiz olmadığı için arkadaşlar, gümüş ons grafiği üzerinde gümüş gramı değerlendireceğiz. Gümüş gramda da 3.38 seviyesinden bir haftalık kapanış geldi. 3.38 seviyesi kısada bizim için önemli bir seviyeydi. Bu seviyenin kırılmaması gümüş gram tarafında da bizler için önemli arkadaşlar. 3.38 yukarıya doğru hareketlerde arkadaşlar 3.38, 3.43 bandı takip edilmeli. 3.43 de yukarı yönlü aşılması halinde 3.47 bandı gümüş gramda hala takip edilmesi gereken üçlü bölge olarak gözükmekte. Gümüş gramda da olumsuzluğun başlayabilmesi için arkadaşlar altında bir kapanış gelmesi şart. 3.33 seviyesi altında bir kapanış gelmesi şart.
3.33 Gümüş Gram'da ayrıca trend destek bölgemizdir. 3.33 bölgesi. Gümüş Gram'ın trend destek bölgesidir. 3.33 aşağı yönlü kırılmadığı sürece de tekrardan 3.47 seviyeler Gümüş Gram'da da takip edilmesi gereken önemli seviyeler şeklinde görülmelidir. Gümüş Gram'da ne zaman ki burası çok önemli arkadaşlar, beni çok iyi dinleyin. Gümüş Gram'da ne zaman ki 3.47 üzerinde günlük bir kapanış görürseniz o zaman Gümüş Gram'ın hedefi kısada 3.64'lü seviyelere kadar uzanacaktır. Bu kısadaki beklentimiz 3.64 3.77 3.64 3.74 bant aralığı olacak. Ta ki ne zaman 3.47 üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başladığı zaman Gümüş Gram'ın hedefi 3.64-3.74 bölgesi olacaktır arkadaşlar. O yüzden gümüş gramlarınıza sahip çıkın. Dediğim gibi gümüş sanayide kullanılan bir emtia olduğu için arkadaşlar zamanla Covid-19'un etkilerinin geçmesiyle gümüşe olan talep önümüzdeki bir ay içinde çok miktarda artacağını düşünmekteyim ben. Benim de favori yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla favori emtiam gümüştür, gram gümüştür arkadaşlar. Gümüş gramı yakından takip edeceğiz. Yukarıdaki orta vadeli düşünen arkadaşlar için de gram gümüşteki yükseliş seviyelerini vereyim. Bunları takip etsinler. Al sat işiyle uğraşmak istemeyen arkadaşlar için. Şimdi ilk etapta 3.47 arkadaşlar. Yükselişin devamı için şart. 3.47 üzerinde 3.64. Bu seviyeleri bir yere not alın. Ve 3.74. 3.74 aynı böyle burada 3.47 bölgesinde gördüğümüz gibi arkadaşlar. Bir müddet oyalanacağı bölge olacak. 3.74 bölgesi. Buradan tekrar 3.64-3.74 arası tekrardan çalışmaya başlayabilir. 3.47 üzerinde ilk hedefimiz 3.74. 3.74 üzerinde de günlük kapanışları görmeye başladığımız zaman gram gümüşte 3.89 ve hedefimiz olan 4.05 seviyesi gümüş gramda da takipte kalacağımız uzun vadeli hedefimiz şeklinde olacaktır. O yüzden gram gümüşte verdiğim seviyeleri takipte kalın. Bunlar çok önemli seviyeler. Aşağı düşüşlerde panik olmayın arkadaşlar. Elinizdeki mallarınızı kaptırmayın. Altın her zaman altındır. Gümüş de her zaman gümüştür. Bunu unutmayın. Bu tür yatırımlar yapıyorsanız da uzun vadeci olmanızda fayda var. Bunları da size belirteyim. Altın ve gümüş tarafında uzun vadeli olan arkadaşlar belli bir hedef noktasında alıp belli bir hedefte satış yaptıkları zaman altın ve gümüşte görecekler ki hiçbir zaman kaybetmeyeceklerdir. Şimdilik gümüşle ilgili benim anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Sizlerin de gümüşle ilgili sorularınız olursa videonun altına yorum şeklinde yazarsanız geri dönüş yapmaya çalışırım. Bu videoda hoşunuza gittiyse bir beğen atarsanız beni memnun edersiniz. Ayrıca kanalımı başka mecralarda paylaşıp benim kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız da sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.